Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Ulusoy'un Canon robotlarından bir tanesi var şu anda. Onları referans alarak sizlere daha önce de yapmak istediğim ama bir türlü yapma fırsatı bulamadığım maket modelini sizler için bu sefer hayata geçireceğim projeler arasında oldum. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi referans fotoğraflarındaki Volvo 520, FH16 520. Bu da FH16 ama bu 500. Tabii biz bunu 520'ye çevireceğiz. Biraz model hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle hemen romorku bir ayıralım. Biz aynı bu şekilde yapacağız fotoğraftaki gibi. Modelimiz gördüğünüz gibi 1.50 ölçek ve Joal marka bir ürün. Biraz detaysız ama işçilik fena değil. Kalıpları güzel, kalın, her taraf metal. Bunlar arkadaşlar sahibinden.com'da veyahut da satış sayfalarında şuraya yazdığım gibi Diacast olarak arattırsanız bulursunuz. Fiyatlar biraz tabii uçuk olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama bu zevk işi, hobi işi. Ben de uzun zamandan beri bu hobiyi gerçekleştirdiğim için sizlere tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi biz modelimizi yavaş yavaş demonta haline getirelim ve hemen akabinde başlayalım. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Arkadaşlar modelimizi söktük. Şimdi yapacağımız işlemleri sırayla sizlere anlatayım. Ondan sonra uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar modelimizin boyasını sökeceğiz. Komple soyacağız boyasını. Ondan akabinde güzel bir durulama yaptıktan sonra şu gördüğünüz delikleri kapatacağız. Burayı kapatmamızın sebebi çünkü aynaların orijinal yeri burada değil. Şu camın kenarındadır. Biz de orijinalliğine uygun olsun diye şöyle kalıp aldık. Bunlar işlem görecek tabii ki. İşlem gördükten sonra şuraya ayna yerini takma yerini atacağız ve aynayı uygun bir şekilde takmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Sırasıyla dediğimiz gibi boyayı sökeceğiz. Boyanın akabinde bir temizlik yapacağız. Üzerindeki kimyasallar kalmasın diye. Onun akabinde ise astarlayıp modelimizi boyaya geçireceğiz. Boyadan sonra tabii ki dekallerimizi işletip sonra vernik atacağız. Hemen ufak tefek detayları tabii ki sizler için gösterelim. Şu hava alma deliklerini deleceğiz. Biraz daha orijinal bir duruma getireceğiz. Fazla laf uzatmaya gerek yok. İşleme başlayalım. Hadi bakalım. İyi seyirler. Thank you.
Evet arkadaşlar, aracın boya işlemleri bitti. Şimdi sırasıyla modele dekal uygulaması gerçekleştireceğim. Akabinde vernik ve sonrasında toplama işlemleriyle beraber diş beken çekimleri yaparak modeli bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, uzun zamandır beri aklımda olan bir projeydi ve bu projeyi gerçekleştirdim. Şu anda modelimiz bitti. Gördüğünüz gibi boya işlemleri, dekal çalışmaları, işte eklediğimiz, kendimiz yaptığımız depolar, aynaları kendimiz yaptık yine kopyalayarak. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde bitirmiş olduk. Dorsayı, kendi orijinal dorsası bu şekilde. Tabii arka tarafta da biraz tandem olduğu için, daha lastikli ufak olduğu için biraz daha uzattık tavan kısmını. Böyle tandem olmuş oluyor. Normalde bu şu sıradaydı. Lastikleri yüksek idi, pilot idi. Ama biz bunu tandeme çevirdik. Arka lastiklerimizi ufak yaptık ve modelimizi uygun haliyle bitirmeye çalıştık sevgili dostlarım. Arkadaşlar, şimdi tabii videomuz burada bitmiyor. Diş mekan çekimleriyle beraber sizlere modeli son halini göstererek, diş mekan çekimini de çekerek videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki projemiz şu gördüğünüz Scania. Hemen arkasındaki yapacağımız araç da işte bu gördüğünüz Tantric'in aracı. Burak kardeşimin isteğine göre düzenleyeceğiz bu aracı. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diş çekimlerle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.